patlıcan kubbe. Şimdi ben bu pijamaları soydum ama bu arada sürekli elim temas ettiği için bir kararma yapabilir. Bu her zaman önemli. Şuraya şöyle bir su. Burada tam bir parmak genişliğinde keseceğim. Keserken de mutlaka ama mutlaka eşit kesiyorum. Çünkü pişme süresi aynı olacağı için suyun içine koyuyorum şöyle dursun. Bu kadar. Tuzlu suyun içerisine koydum. Eğer daha büyük hasatlar varsa mutlaka tuzlu su ister çünkü acıdır. Bu kabukları da aldım şimdi üst üste koyuyorum. Bunları da böyle küçük cipsler yapacağım. Neden? Lezzet aslında kabukta. Patlıcan hep yanına böyle yeni tatlar istiyor çünkü aslında bir baz. Bahçede ne varsa soğan, domates ve böyle bir yeşil biber topladım. Onun aralarına çok güzel bir sos hazırlayacağım. Domatesleri şöyle büyük büyük kullanacağım. O yüzden böyle çok kaybolmasını istemiyorum domateslerin. Bir taraftan da soğanı da böyle yarım ay şeklinde doğrayacağım. Bunları alıyorum, fırına vereceğim. Üzerine de şunlardan çok güzel, çok basit bir sos hazırlayacağım. Kuruladım çünkü üzerine şimdi zeytinyağı, tuz, karabiber koyacağım. Onları koyacağım için de o yağı çekmesini istiyorum. Su varken o yağı çekmez. Bu zeytinyağı neyi sağlıyor? O yağ inanılmaz güzel bir dengede böyle içine doğru geçerek karamelizasyonu arttırıyor. Fırını önceden ısıttım. Üstten ızgara da vereceğim. Fırının kendi iç sıcaklığı da gerekiyor. Bu kadar. Ortalama patlıcanın büyüklüğüne göre böyle bir patlıcan 15 dakika, böyle bir patlıcan yarım saate kadar pişebilir. 200 derecelik bir ısı yeterli. Tabii ki zeytinyağı. Her zaman önce soğanlardan başlıyorum. Şöyle bir çevirdim. Zeytinyağını bayağı bir bol kullanıyorum. Çünkü zaten bu zeytinyağlı bir yemek gibi oturacak. Soğanlar tamamen kaybolmadı ama çok güzel bir füme tat verdi. Biber hala böyle bir dış kabuk yaptı ama erimedi. Şu çerilerden doğrayıp köşeye ayırayım. Ben genellikle domatesi fesleğenle çok yakıştırırım ya da reyhanla. Ama bugün işin içerisinde patlıcan var. Patlıcan daha odunsu, daha böyle fındıksı bir tat. O yüzden bence daha çok kekiklerle yakışıyor. Tam da bu zahter dediğimiz, daha yabani kekik dediğimiz çok aromatik, daha sert bir kekik tadının geldiği bir baharat bu. Ben bunu çok seviyorum. Böyle bir elimle hareketlendiriyorum. Çünkü bu aromatikler böyle hep el teması isterler. Ve tam böyle ortasına bırakıyorum. Şöyle zarar vermesin diye bu şekilde çeviriyorum. Biraz yapışmış olması normal. Azıcık zeytinyağı sürersiniz hiç yapışmaz. Ama sakın böyle yağlı kağıt falan koymayın. O zaman istemediğimiz bir sonuç ortaya çıkar. Suyunu bırakır. Bense daha böyle karamel tadına gelmiş olmasını istiyorum. Evet, tekrar fırına gidiyor. Tek başına imam bayıldı gibi de sunabilirim ama genellikle bu yemekler böyle yanına yoğurtlu bir meze istiyorlar. Özellikle süzme yoğurtla ki böyle daha kıvamlı bir yoğurtla. Bunu içine doğrayıp biraz salatalık, birazcık da üzerine zeytinyağı gezdirdiğim zaman tam bu yemeğin üzerinde istediğim o tadı vermiş oluyor. Şöyle 3 kaşık yeterli. Direkt rendeliyorum. Şimdi bu semizotlarını hiç doğramıyorum. Şöyle elimle. Bu dereotu yağı. Birazcık tuz. Çok minicik karabiber. Fazla değil, gerek yok. Aynen böyle bir kıvam istiyordum. Şöyle bir semizotları gözüksün, yoğurtlar olsun ve yeşil bir renk alsın. Sos burada hazır. Evet, çok çok güzel bir kıvamda. Tam bu aşamada artık çerileri ekleyeceğim üstüne. Artık finale geçiyoruz. Bu domates sos tam istediğim gibi pişti. Hatta böyle bir 10 dakika dinlendi. Hani şu böyle dışında, o pijamanın dışında kalan çıtırtılar vardı ya, onlar için böyle bir tane yağ hazırladım. Bu zeytinyağı mavi duman gördüğünüzde hazırdır. Yani ortalama 180 derecelere gelmiştir. Artık mavi dumanı tutuyor. İsterseniz çok azıcık un koyabilirsiniz daha diri dursun diye. Tuz koyacağım çünkü böyle bir cips görüntüsünde olsun istiyorum.
Yemeği yaptıktan sonra yemeğin sunumu en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü bu onun görseli ve yedirecek olan şey. En büyüğü en alta koyuyorum ve böyle biraz yan koyuyorum. Evet. Sonra bir parça daha, ama burada sosu abartmayın. Çünkü bu sefer keserken zor olur. Sadece böyle bir o lezzeti alsın diye. Son bir dokunuş. Tabii ki patlıcan çiçeği. Patlıcan kubbe. Afiyet olsun. Twenty Four Kitchen, bir yemek kanalından çok daha fazlası.